Herkese selamlar. TensorFlow kampımızın ikinci yayınına hoş geldiniz. Bugün Neural Network konusuyla Mert bizimle birlikte olacak. Bugün yine ilk sunumda olduğu gibi sunum üzerinden ilerleyecek ve teknik bir içerik olmayacak çok fazla. İşin teorisinden bahsedecek bize. Selam, hoş geldin Mert. Merhaba herkese. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Yine aslında bir Perşembe günü. Bütün bir haftanın yorgunluğu artık böyle birikmeye başladı. Sabahtan iş vardı, şimdi geldik saat 8:30. Ama umarım güzel bir eğitim olacak. Yeteri kadar enerjiyi sağlayabilmek için şöyle güzel bir kahve patlattım. Umarım bugün arkadaşlara sinir ağları üzerine güzel bir eğitim veriyor olacağız. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Özellikle böyle Bursa'dan birileri, seni de Bursalı olarak görüyorum, Uludağ Üniversitesi'nden mezun birisi olarak. Güzel olacağından da şüphemiz yok. Zaten sunumların gayet keyifli, akıcı ve açıklayıcı oluyor genellikle. Yani kötüsüne denk gelmedim, öyle söyleyeyim. Çoğunla izlemeye Umarım bugün öyle çalışıyorum. olmaz. Bugün de öyle olacağından şüphemiz yok diyelim. Kısaca ben sadece tek cümleyle arkadaşlara yoklama ve quiz ile ilgili çok fazla soru geliyor genellikle. İlk yayında quiz veya yoklama yapmadık. Bugün de workshop tadında olmayacağı için koddan ziyade işin teorisini biraz daha anlamaya yönelik bir yayın olacağı için bugün yoklama olacak ama quiz yapmayacağız yine. Yayın ortasında bir yoklama formu paylaşıyor olacağız diyeyim kısaca. Müsaitsen istersen sunumla seni baş başa bırakabilirim. Okey, harika olur. Ben şimdi ekranı da bir yandan paylaşayım. Şimdi bu monitörü alayım. Şimdi sunuma da yavaş yavaş geçelim. Şu an ekranda tabii paylaştığımı gördünüz. Şimdi sunuma başlayacağız. Güzel vaktimiz de var. Güzel bir saatimiz var. Sadece şu anda böyle şu an eğitim esnasına geçmeden önce arkadaşlarla şeyi yapmayı genellikle ben öneriyorum. Yani bugün arkadaşlar burada aldığınız bir saatlik bir eğitim aslında sizin yapay sinir ağlarında belki bir giriş niteliğinde, belki bu zamana kadar eğer bazı şeyleri biliyorsanız eksik kalan noktalarıyla alakalı öğreneceğiniz şeyleri ifade ediyor ama sinir ağları dediğiniz şey ya da işte bu derin ağlar, işte derin öğrenme bu ya da perseptron, artık ismini siz koyun. Bunlarla alakalı bilgiler kesinlikle işte bir saatlik bir eğitim içerisinde veya atıyorum işte bir haftalık bir eğitim içerisinde olması, tamamlanması beklenen şeyler değiller ki keza mesela ben size bugün burada bir sürü kaynak da getirdim. Daha öncesinde bu eğitimi belki onlarca defa verdik ve benim de aslında fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Her seferinde bu eğitimi anlatırken hep farklı şeylere değiniyorum. Yani çünkü olay o kadar geniş ki öğrenmemiz gereken, hatta bilmemiz gereken o kadar enteresan şeyler var ki bu işte böyle bir saatte bir haftada olmuyor. Gerçekten çok uzun bir süreç. Bir sürü ufak detayı var ama bugün size burada bu sistemin nasıl çalıştığını, arka planda neler yapıldığını ya da buradaki en küçük parçalarda neler olduğunu, genel bir akışın haritasını çizmek istiyorum. Ki mesela bu konuyu desteklemek için kaynakların da arasında bulunduğu, mesela benim çok çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Mesela bakın şöyle Derin Öğrenme diye bir kitap var. Bu kitap normal İngilizce bir kitap. Deep Learning diye. Ian Goodfellow'un kitabı. Ama birkaç yıl önce Buzdağ Yayınları da bunu Türkçe çevirmişti. Ben oldukça sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Özellikle ben de bitirme tezimi gürültü ağları üzerine yapmıştım. Yani bir derin öğrenme ve görüntü işleme projesiydi. Orada yapmıştım ve o zaman çok yararlandığım kitaplardan bir tanesi. Şu, bakın şöyle oldukça da kalın bir kitap. Hatta mesela bakalım. İşte 741, hadi bu son tarafta kaynakçı olmuş olsa bile 750 sayfa gibi bir kitap. İçerisinde derin ağlara dair bilmeniz gereken tüm yani hemen hemen bütün her şey var. Şimdi birazdan sunuma da geçeceğiz. Ben hem size kaynaklardan bahsedeceğim ya da neler düşünüyorsunuz onlarla alakalı da konuşacağız. Umarım diğer eğitimlerimi de izlersiniz ki mesela ben bunu daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam bir yıl önce Merve ile birlikte, Merve Dayan'la birlikte benim YouTube kanalımda da canlandırmıştım. Bu eğitimi anlatmıştık. Emiren de bahsetti. Biz normalde ben Uludağ Üniversitesi'nde okurken yani İstanbul'a gelmeden önce Bursa'da yaşadığım dönemde bu eğitimi herhalde bu GDG veya Google etkinliklerinde belki 2 veya 3 defa yapmışızdır. Eğer daha öncesinde farklı üniversitelerde benim eğitime denk gelmişseniz, işte Hacettepe olabilir ya da Boğaziçi eğitimleri olabilir, oralarda denk geldiyseniz de umarım bugün oralarda anlattığımdan daha farklı şeyler anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben de halen, bakmayın halen öğreniyorum aslında bakarsanız. Teşekkür ederim. Burada YouTube kanalımın linkini aşağıda paylaşmışlar. Şimdi Twitter hesabımda biraz önce burada size bugün anlatacağım eğitimlerin kaynaklarını ve aynı zamanda bu eğitimlere, yani şu andaki bu bir saatimize sığmayacak kaynakları da şu an bir kendi yani orada bir bloğum var ufak. O bloğun linkini de Twitter hesabımda tweet olarak gönderdim. Eğer şimdi arkadaşlar da benim Twitter hesabımı
şeye burada ekranın kısmına yazarlar birazdan. Oradan da Twitter hesabıma giderek o kalemleri alabilirsiniz. Hatta ben şu an size ekranda göstereyim. Şimdi bugün bu eğitimin interaktif olması benim gerçekten çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Şimdi size burada işte zaten sunumun linkini paylaştım. Yani bugün kullanacağım sunumun linkini. Harvard CS50'de bu Introduction to AI with Python diye bir ders var. YouTube'da bunu ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun kaynağı da burada benim bazı yani diğer sunumda bazen buradaki kaynaklardan kullanıyorum. Burada da bu videoları izleyerek benim anlattıklarımdan hariç başka neler var onlara bakabilirsiniz ki keza mesela burada slide'a tıkladığınızda onların kullandığı slide'lara da ulaşabiliyorsunuz. Burada Merve ile birlikte yaptığım eğitimin hatta şöyle biraz ekrana yakınlaştırmak gerekirse daha güzel olacaktır. Hop çok yakınlaştık. Bakalım nasıl uzaklaşacağız şimdi burada. Velhasıl tamam şöyle olmuş olsun. Burada YouTube kanalında bu eğitimin Merve ile yaptığım versiyonu var. Bir de ben daha öncesinde yaklaşık olarak herhalde yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önce bir yapay sinir ağı gerçekten temelde nasıl çalışıyor? Yani her bir nodu için buradaki arkasındaki matematik nasıl bir şey ve biz aslında bilgisayarı bir hesap makinesi gibi kullanarak gerçekten elimizle inşa ettiğimiz bir sinir ağının parametrelerini kullanarak bu problemi kağıt üzerine çözebiliyor muyuz? Ve işte oradaki ufak perseptron kavramlarını açıkladığım bir Medium yazım var. O Medium yazısını da kesinlikle okumanızı öneriyorum. Burada genellikle eğitimler içerisinde bana çok fazla kitap önerisi sorusu geliyor. Eğer bunlarla alakalı merak ettiğiniz noktalar varsa dediğim gibi şuradan Twitter adresime giderek bakabilirsiniz. Eğer bu sayfaya ulaşmak istiyorsanız bunun kısaltılmış linkini paylaşabiliriz veya buradan hatırat.çobanov.com'a giderek buradaki kaynakları da elde edebilirsiniz. Şimdi çok uzun bir konuşma yaptım farkındayım. Yaklaşık olarak bakıyorum şu anda 7 dakikadır konuşuyorum bu saçma şeylerle alakalı. Eğer isterseniz çok da fazla vakit kaybetmeden derin öğrenme sunumuna geçelim. Sorularınız varsa chatten bana sorun. Mümkün olduğu kadar eğer böyle hani introduction bir şeyse diğer arkadaşın kafasını çok aşırı hani karıştırıp da onları soğutmayacak şeylerse onları buradan cevaplandırmaya çalışacağım. Şu anda şeyi merak ediyorum ben özellikle. Şu an kaç kişiyiz? Herkes hazır mı? Chatten böyle bekliyorum. O motivasyonu görmek istiyorum chat içerisinde. Eğer bana bunları da yazarsanız şu anda çok mutlu olurum. O zaman başlayalım. Şimdi çok kısa ben hemen kim olduğumdan bahsedeyim. Aslında burada bu eski çok çok eski bir sunum. Ben bu işlere başlarken ilk yapmış olduğum sunumlardan bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında falan bu sunumu yapmıştım ve günlerimi almıştı bu sunumu hazırlamak. Sonrasında birçok revizesini aldı fakat hala aynı template'i kullanıyorum. Gerçekten çok seviyorum bu eğitimi vermeyi. Hatta işte Emirhan böyle bir eğitimden bahsedince dedim ki dur hemen dur. Sinir ağlarıyla görüntü işleme tarafını ben anlatacağım. Eğer kimse almadıysa hemen bana revize et ve hani ne olursa olsun iki elim kanlı da olsun gelip buraya anlatmak istiyorum bu eğitimi. Ben Mert Çobanov ya da Mert Çobanoğlu nasıl seslenmek istiyorsanız yaklaşık olarak 4 yıldır derin öğrenme, makine öğrenmesi, veri bilimi gibi yapay zekanın şu anda popüler olduğunu düşündüğünüz alanların hepsiyle alakalı çalışmalar yapıyorum ve komüniteye inanılmaz bir şekilde destek veriyorum. Beni daha önce de tanıyan arkadaşlar varsa benim aslında Türkiye'deki veya atıyorum kendimi tamamlama konusundaki en büyük isteğim insanlara açık kaynak kodlu veya atıyorum ücretsiz eğitim sunuyor olabilmek. Tek isteğim bu. Bu tamamen gönüllülük şeklinde yapıyorum. Diğer arkadaşları da bu gönüllülük yani diğer insanları bilgilerini paylaşma konusunda veya içerik tüketmekten ziyade içerik üretme konusunda motive etmeye çalışan birisiyim. Fakat profesyonel tarafta eğer profesyonel tarafta sormak istiyorsanız daha öncesinde Bosch'ta Bursa Bosch Fabrikası'nda veri bilimci olarak çalıştım. Şimdi de İstanbul'da Global AI şirketinde dünya çapında ve Türkiye'de insanlara eğitim ulaştırıyorum. Yapay zeka takım lideri olarak çalışıyorum. 8 kişilik bir ekibim var. Onlarla birlikte bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğer daha uzun süreli eğitim almak istiyorsanız da globalhayat.com'a girerek veya atıyorum benim kendi Twitter hesabımdan bizim eğitimlerimize dahil olabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim şu anda beni dinlediğiniz için. Şimdi bu eğitim hangi kaynaklardan hazırlandı? Hani bunların linklerini size verdim ama ben bu sunumu özellikle DeepLearning Türkiye'nin işte Medium ve GitHub sayfasından YouTube'da gerçekten çok severek takip ettiğim TrueBlue OneBrown sayfasından ve MIT'nin kendi içeriklerinden derledim. Siz de bu içerikleri karıştırarak benim bugün burada anlattığım şeylerden daha fazlasını aslında elde edebilirsiniz. Şimdi her zaman bu alana girerken bir anlam ayrımıyla girmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birazdan yürüyeceğimiz yolu daha öncesinde çizmek aslında nasıl anlamamız gerektiğine dair bize bence rehberlik edecek şeylerden bir tanesi. Şimdi son yıllarda duyuyorsunuz ki işte bir yapay zeka furyasıdır gidiyor. Bütün dünya üzerinde işte yapay zeka, herkes böyle bir yapay zeka şeyin içerisinde dolaşıyor ama yapay zeka dediğimiz şey aslında baktığınız zaman gerçekten çok çok geniş bir
çerçeve ya da bir şemsiye olarak düşünebilirsin. Alt tarafında işte mesela bugün sen açacağın makine öğrenmesi ya da derin öğrenme gibi alt alanları içeriyor. Ya da işte mesela finite state machines, yani sonlu durum makineleri olabilir. İşte farklı farklı teknolojiler oluyor. Şu an aklıma gelmeyen birçok teknoloji. Bizim burada aslında yapay zeka, herhangi bir şey yapay zeka dediğimizde çok kaba bir tabirle şunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer bir makine, işte bir donanım veya atıyorum bir yazılım, fark etmez, hiçbir şekilde fark etmez. Yani insan olmayan, karbon bazlı herhangi bir şey olmayan bir sistemin insan hareketlerini taklit edebildiği, bu kompleks veya kompleks olmayan sistemler için aslında biz yapay zeka tanımını söylüyoruz. İlla işte bunun veriyle beslenmiş olması, işte ne bileyim arkada bir matematiksel algoritmanın kendi parametrini güncellemesine gerek yok. İnsansı hareketler yapan, insan gibi karar verebilen veya atıyorum insan gibi davranan, bunları böyle mimiklerini taklit eden sistemler için yapay zeka kavramı söylenebilir. Tabii bu Türkiye'de böyle interchangeable, yani mesela atıyorum bazen yapay zeka yerine derin öğrenme diyoruz. İşte derin öğrenme yerine makine öğrenmesi, işte bunları böyle yerli yerine kullanmıyoruz tam olarak. Çünkü tam da oturmuş bir tanımı aslına bakarsanız böyle hani kesin abi, kesin tanımı budur diyebileceğiniz bir şey değil. Daha iyi tanımlar her zaman olabilir ama umarım size bununla alakalı böyle güzel bir görüş sağlayabilmişimdir. Şimdi bunun bir alt alanı olarak makine öğrenmesini söyleyebiliriz. Şimdi makine öğrenmesi diğer yapay zekanın alanlarından farklı olarak ya da bazı ortak noktaları olarak ama biraz daha farklı bir sınıfta şu anlama geliyor. Sizin bir matematiksel modeliniz var ve sizin matematiksel modeliniz kendi parametrelerini güncelleyerek kendi kendine, yani bu daha doğrusu kendi kendine kastım, sonra bir veri veriyorsunuz. İşte bazen bunun veriye tekabül eden çıktıları da ona veriyorsunuz, bazen vermiyorsunuz. Fakat verinizden öğrenerek bir matematiksel model kendi parametrelerini güncelleyerek en optimum seviyeye ulaştırmaya çalıştığı bir bilim alanı aslına bakarsın, makine öğrenmesi. Şimdi bugün size anlatacağım konu sinir ağları konusu ya da derin öğrenme ya da derin ağlar da diyebilirsiniz. Bunlar aynı şeylere karşılık geliyor. Bu da makine öğrenmesi tekniklerinden sadece bir tanesi. Yani yapay sinir ağları tekniği ya da deep learning dediğiniz şey makine öğrenmesi tekniklerinden sadece bir tanesi. Bunlar nelerdir? Belki bu şu an bu sunumda olmayabilir ama diğer yani konvansiyonel machine learning tekniklerini internetten araştırıp çok kısa bir şekilde bakabilirsiniz. Mesela belki duymuşsunuz daha öncesinde. İşte decision trees, yani karar ağaçları, naive bayes, lojistik regresyon, lineer regresyon, işte SVM, yani destek vektör makineleri, bu gibi bir sürü makine öğrenmesi tekniği var. Yapay sinir ağları da bunlardan bir tanesi. Fakat çok enteresan biçimde, özür dilerim. Fakat çok enteresan biçimde kendine gerçekten böyle bir sub topic mi denir artık, sub section mi denir? Kendini bir alt alanda açmış durumda diğer tekniklere göre. Neden? Çünkü kendi yetenekleri gereği, hatta şöyle yapalım. Kendi yeteneği gereği, kendi komple yani çözebildiği problemin kompleksitesi nedeniyle o kadar derinleşmiş bir sistem ki bu. Yani normalde klasik makine öğrenmesi tekniklerinin çözemediği problemleri çözebiliyor. İşte çok daha büyük bir şekilde ölçeklenebiliyor. Daha fazla veri verdiğiniz zaman diğer makine öğrenmesi tekniklerine göre performansı da oldukça artıyor. İşte bu yüzden kendi içerisinde, yani bu tüm makine öğrenmesi tekniklerinde kendine ayrı bir alt alan oluşturmaya ne denir? Şey olmuştur. Yani kapabil mi denir onu? Bir hani şey olmuştur. Bilmiyorum. Chat belki yardımcı olur. Ha, özür dilerim. Bu arada tam ekran yapmamışım. Teşekkür ederim chat için. Şimdi böyle bir sistem var arka tarafta. Hatta çok enteresan biçimde mesela sinir ağları dediğiniz tarafın bile içerisine girdiğiniz zaman o bile tamamen başka, yani sadece o uzmanlık alanında bile hayatınızın sonuna kadar çalışabileceğiniz alt alanlar da yaratmış durumda. Şu an 2021, işte 25 Mart 2021 itibariyle. Ne demek bu? Mesela işte yapay zekadan yukarıdan aşağı gittiniz. İşte ben makine öğrenmesi, machine learning engineer'ım, hatta gidip deep learning engineer oldunuz farz ediyorum. Burada bile sadece deep learning'in alt alanlarından bir tanesi olan görüntü işleme üzerine çalışabilirsiniz. Doğal dil işleme üzerine çalışabilirsiniz. GEN dediğimiz bu generatif ağlar üzerine tamamen bir kariyer bile yaratabileceğiniz kadar inanılmaz akademik bir alan oluşturmuş durumda ve bu giderek her gün gelişmeye devam ediyor. Şimdi bir biyolojik benzetme var arkadaşlar. Bunun yani bunu her sunumda kesinlikle gördüğünüzden eminim. Kusura bakmayın. Bu böyle çok hararetli konuştuğum zaman artık sanki vücudum su yokuyormuş gibi çok susuyorum. Şimdi şu ekrandaki görüntüyü her yerde gördüğünüzden eminim. Hatta işte hemen hemen birisi eğer gelip de yapay sinir anlatacaksa ilk önce bununla başlıyor. Şimdi burada
şunu söylemek istiyorum. Bu bir benzetmedir arkadaşlar ve çok da tutarlı olduğunu söyle. Yani tamam, bazı noktalar gerçekten benziyormuş gibi gözüküyor. Ona göre hatta çizilmiş. İşte mesela ne oluyor insan vücudundaki ile alakalı? İşte yine dışarıdan bir sinyal alıyorsunuz. İşte elektriksel bir şey iletiliyor. Eğer belirli bir orada üreten elektriksel sinyal belirli bir işte elektrik seviyesini geçerse bu bir tepki olarak mesela ya da etki olarak algılanıyor ve işte oradaki hücre aktive oluyor falan. Aslında sinir ağları içerisinde böyle. Şimdi sağ taraftaki görüntüye böyle bakıp korkmayın. Birazdan size nasıl olduğunu anlatacağım. Dışarıdan bir şey geliyor. İçeride bunun bir katsayısı var. Bir bias dediğimiz bir nöronun aktive olmadan önce ne kadar aslında yükselmesi gerektiğini belirleyen bir eşik değeri var. İşte bir aktivasyon fonksiyonu içerisinden geçiyor. Sonra bu başka bir tarafa aktive oluyor. Aynı sinir ağlarındaki gibi. Yani insanların ne denir? O karbon bazlı sinir ağlarındaki gibi. Makine öğrenmesi den öğrenmeyi kapsamıyor mu? Evet, kapsıyor. Zaten burada görmüş olduğun gibi bir iki önceki görselde buradaki gibi kapsıyor. Dediğim gibi yani derin öğrenme aslında makine öğrenmesinin alt alanlarından bir tanesi. Diğer birçok alt alanında olduğu gibi ya da sinir ağlı. Şimdi aynı şekilde böyle bir benzetme var ama bence bu benzetme böyle biraz şey ne denir? Böyle çok romantik bir benzetme. Yani aslında bakarsanız arka tarafta çalışan başka bir matematiksel ifade var. Bu sadece böyle daha akılda kalabilmesi için böyle biraz ne denir? Böyle işte romantize edilmiş bir benzetme ama bence böyle düşünmek biraz hatalı ki zaten eğer çok güzel bir kaynak olan Deep Learning mesela Coursera'nın sitesinde Deep Learning'in Andrew Ng tarafından anlatılan gerçekten uzun bir eğitim var. Yaklaşık olarak herhalde 30 küsür saatlik olması lazım. Orada da Andrew Hoca da aslında bu konuda mutabık kalmışız ki Andrew Hoca da bunun iyi bir benzetme olmadığını o da kendi eğitiminde söylüyor. Şimdi daha iyi anlamak adına yani bir mesela şurada gördüğünüz şey, şuradaki gördüğünüz sağ tarafta gördüğünüz yapıyı daha iyi anlamak adına sizi biraz liseye götüreceğim. Lisede herhalde lise 2 olması lazım. Lise 2 veya 3. Belki daha erken. Fonksiyonlar konusunda sizi götürmek istiyorum. Fonksiyonlar konusu neydi arkadaşlar hatırlarsanız? Bir matematiksel fonksiyon mesela fx şeklinde tanımlanan bir işte matematiksel bir fonksiyon değil mi? Bu matematiksel fonksiyon ne yapar? Siz daha öncesinde işte sallıyorum işte hiperbolik ya da ne denir işte kuadratik deniyor galiba bu üst yani x kare artı 4x artı 4 gibi mesela bir şey. Bu bir kuadratik denklem. Mesela böyle bir şey böyle bir fonksiyon tanımladınız diyelim. Bu genel olarak ne yapar? X'e hangi değeri verirsiniz? X'e 2 verirseniz zaten bir sayı oluşur. 3 verirsiniz başka bir sayı oluşur. Yani yaptığı şey şu bir kutu. Bir kutuya bir şey atıyorsunuz. Aşağıda bir fonksiyon çalışıyor ve kutu size bir sonuç dönüyor. Bir fonksiyonun genel tanımı aslına bakarsanız budur. Şimdi sinir ağları da aslına bakarsanız, yani sinir ağları bir kısım böyle bir yapısı var. Şimdi eğer bu daha uzun bir eğitim olmuş olsaydı, yani ilk önce ben size makine öğrenmesi anlatmış olsaydım ve sonrasında bu makine öğrenmesini anlattıktan sonra size derin ağları anlatmaya başlamış olsaydım, size burada şeyden bahsedecektim. Aslında bir nöron temelde her bir nöron temelde aslında bir lojistik regresyondur. Çünkü neden? Şimdi biraz detaya gireceğim sonra tekrar geri alıp bu kısımları açacağım. Neden lojistik regresyondur? Çünkü lojistik regresyonda olduğu gibi dışarıdan aldığınız bir input'u içeride bir aktivasyon fonksiyonu sigmoid olarak seçtiyseniz işte içeride bir sigmoid fonksiyonu içerisinden geçiyor. Ve sonrasında bir çıktı iletiyor değil mi? Çünkü aslına bakarsanız lojistik regresyonda yapmış olduğu şey bunun birebir aynısı. Ama burada süreç nasıl ilerliyor? Normalde işte lojistik regresyon fonksiyonu dediğimizde lineer regresyon tabii bu söz konusu. Hatta lineer regresyon desek daha mantıklı olurdu muhtemelen burada. Şimdi ama ne yapıyoruz? Biz burada süreci bir nöronun nasıl çalıştığı ile alakalı konuşurken mesela şimdi şöyle bir yaklaşım yapabiliriz. Dışarıda bizim bakın burada oklarımız var ve bu oklar arkadaşlar burada mesela A0 işte A1 A2 AC'ye kadar gidiyor. AC harfine kadar gidiyor. Ve aslında bunlar dışarıdan aldığımız şeyler. Yani dışarıdan aldığımız bizim bilgiler. Bu bizim bir görüntü olabilir, bir ses olabilir. Tabular bir data olabilir. Yani bu bizim dikdörtgen data dediğimiz işte Excel tablosu gibi olan datalar olabilir. Bu datayı biz dışarıdan alıyoruz. Ve bu aldığımız data bir W dediğimiz bir ağırlık katsayısıyla çarpılıyor. Bakın şurada gördüğünüz okların içerisinde bir ağırlık sayısı var. Mesela işte bu -1. Şimdi burada bunun bir ağırlık değeri var. Ve sonrasında bu sallıyorum işte 20 ya yani 784 uzunluğunda çok böyle klasik bir örnektir. 784 uzunluğunda bir vektörünüz olmuş olsun. Bu 784 uzunluğunda vektör aslında normalde işte bu şeye ithafen söylüyorum bunu. MNIST veri setindeki görsellere ithafen söylüyorum. Size 28'e 28 boyunda bir fotoğrafınız var. Siz bunu düzleştirdiniz ve bunu bir sinir ağına böyle dik bir şekilde veriyorsunuz. 784 tane okunuz var ve ona şunu söylüyorsunuz. Bak ben sana daha demin bir rakam gönderdim. Uzun bir şekilde uzun bir böyle vektör şeklinde.
sen W parametrelerine benim için öyle bir şekilde güncelle ki ben sana hangi sayıyı atarsam benim çıkış katmanımda oradaki nöron aktive olsun şeklinde bir güncelleme yapılması isteniyor. Peki bu işlem nasıl yürüyor? İşte sallıyorum, o fotoğrafı, o veriyi, o uzunlukta vektörü verdiniz. W sayılarıyla çarpılıyor ve sonrasında bakın burada gördüğünüz A0'la bu V0 ya da A matrisiyle ve W matrisi birbiriyle çarpılıyor. Ve sonrasında bu çarptığınız işlemi bir yanlılık değeri ekleniyor, bir aktivasyon fonksiyonuna geçiyor ve sonraki nörona iletiliyor. Ve bu uçtan önce ileriye doğru giden bir sistem oluyor. Bakın burada ekranda gördüğünüz gibi. Bu çok temel bir yapay sinir ağ yapısıdır arkadaşlar. Burada katmanlarımızı şöyle isimlendiriyoruz. Bakın sarı olarak gördüğünüz ilk katman bizim giriş katmanımız. Giriş katmanımızda aslına bakarsanız bizim verimizin kendisinin olduğu katman. Sonrasında ortada bir katman daha var. Hidden layer. Ve sonrasında bir katman daha var. O da bir hidden layer yani gizli katman. Ve sonrasında bir çıkış katmanı var. Bu gizli katman denmesinin aslında çok da bir esprisi yok. Az, yani gizli olması nedeni aslında genel olarak söylenen şey böyle içerisinde ne olduğunu tam olarak böyle bilmediğimizde böyle yansıyan böyle bir şey aslında ama gerçekten de bir modelin bir veriyi ona verdiğimiz zaman tam olarak nasıl güncelleneceğine dair aslında hani tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bilmemizin nedeni de o anda seçtiğimiz parametreler ve çok kompleks bir şekilde olması. Çünkü şimdi birazdan bu optimizasyon tarafına geldiğimiz zaman o karmaşıklığı yavaş yavaş da anlıyor olacaksınız ama temelde şu bir girdiniz var ve bir çıktınız var yani input layer'ınız ve output layer'ınız var. Siz bir input'u verdiğiniz zaman output'ta ne olmasını istiyorsanız aradaki bu W ve B değerleri öyle bir kombinasyonda olsunlar ki kendini o şekilde öyle bir şekilde güncellesinler, öyle bir duruma ulaşmış olsunlar ki ben girişte bunu verdiğim zaman çıkışta bunu elde edeyim. Girişte eğer başka bir şey verdiğim zaman çıkışta istediğim başka bir şeyi elde edeceğim hale sinir ağını getiriyorum. Ve bu işlemi sinir ağını eğitmek deniyor arkadaşlar. Şimdi bu da güzel popüler resimlerden bir tanesi. İnternette bu resmi oldukça fazla görebilirsiniz. Belki bütün bu mimarileri şu anda ezbere biliyor olmanıza gerek yok. Burada gördüğünüz farklı şekilde mimarlar farklı problemleri daha iyi optimize çözümler üretebildikleri için böyle mimariler var. Bunları o anda yapmış olduğunuz ve yapmak üzere olduğunuz ve yapacak olduğunuz projeye göre seçiyorsunuz. Bakın burada bir perceptronu görüyorsunuz. İşte burada feed forward denmiş. Aslında bu normal bir sinir ağı ama sadece ileriye doğru. Mesela bakın burada auto encoder dediğiniz şey aslında bu da güzel mimarilerden bir tanesi. İşte bir sinir yani bunların birbirine göre farklılıkları ve farklı eğitim biçimleri var. Şimdi ben aktivasyon fonksiyonlarından bahsetmiştim. Bu aktivasyon fonksiyonları aslına bakarsanız nedir? Şimdi buraya böyle biraz ışık tutmamız lazım. Şimdi bunları anlatırken size bir yandan da mesela şu anda yani bir sinir ağ modeli eğitmeye çalıştığınız zaman hem bunların birbirine göre hani neden böyle kullanıldığını hem de bunların hangilerinin daha popüler olduğu ile alakalı bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi sigmoid fonksiyonunun üzerinden biraz konuşalım. Bakın sigmoid fonksiyonu burada 1 bölü 1 artı E üzeri eksi Z gibi bir denklemi var. Böyle bir formülü var. Peki bu formül ne anlama geliyor? Aslında keşke böyle uzun uzun bir vaktimiz olsa da böyle tahtada ya da mesela böyle eskisi gibi fiziksel bir ortamımız olsa da gerçekten tahtaya 1 bölü 1 artı E üzeri eksi Z'yi yazıp işte sayılar farklı sayılar verip bunların ne taraf hangi noktalarda ıraksadığını hangi noktalarda sonsuza doğru yaklaştığını asimptotlarda kestiğini falan konuşuyor olabilseydik ama çok basit şekilde şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E üzeri eksi Z dediğiniz şey işte artı sonsuzda 1'e yakınsa, eksi sonsuzda eksi şey, sıfır değerine yakınsa, yakınsa bir fonksiyon. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Aslında şu. Her bir nöronu, siz eğer bu aktivasyon fonksiyonu kullanıyorsunuz, her bir nöronu sıfırla bir arasında bir değer alacak kadar sınırlayan lineerliği yani bu sinir ağları üzerinde buradaki lineerliği bozabilmek için yani bundan lineer bir hale getirebilmek için kullandığımız fonksiyonlardan bir tanesi. Ve buradaki problem de şu. Sayıları sıfırla bir arasında sıkıştırdığımız zaman mesela bazı nöronların gerçekten çok hızlı bir şekilde 1'e ve çok hızlı bir şekilde 0'a yakınsadığını görebiliriz. Eğer ileride proje gerçekleştirirseniz bunlarla alakalı problemler yaşayacaksınız. Bu yüzden biz genellikle işte regülarizasyon veya atıyorum işte scaling işlemi yapıyoruz. Özellikle yapay sinir ağlarına input verisini verirken. Çünkü bakın şu ekranda gördüğünüz gibi zaten değer 4'e yaklaştığı zaman yani bu Z değeri için 4'e yaklaştığı zaman çoktan artık böyle maksimum yani bu fonksiyon alabileceği maksimum değere çok hızlı bir şekilde yaklaşmış oluyor. Tabii sıfırla birisine sıkıştırmak buradaki
Sıkıntı da aslında gerçekten belki de çok büyükse de çok küçük bir aralığa sıkıştırıyorsunuz. Buradaki problemi de kısmen çözebilmek adına hiperbolik tanjant fonksiyonu kullanılmış belirli dönemlerde. Fakat buradaki problem arkadaşlar şu. Bazen öyle bir anınız oluyor ki yani ya da öyle ağlar eğitmeye çalışıyorsunuz ki ağın kendi başına bile zaten 13 milyon parametresi oluyor. Ve bu 13 milyon parametre ulaşmak oldukça basit ki şu an artık bilgisayarlar bazen milyarlar veya trilyonlar seviyesinde parametrelere sahip sinir ağlarını eğitebiliyorlar. Peki buradaki problem şu. Bir bilgisayarın 1 bölü 1 artı E üzeri eksi Z işlemini yapabilmesi için geçen süre ve işte oradaki computation power biraz fazla. Ve bunu engellemek adına bazı şeylerden feragat ederek daha basit fonksiyonlar kullanabiliriz. Mesela burada gördüğünüz relu fonksiyonu yani rectified linear unit olması lazım yanlış bilmiyorsam. Bu fonksiyon aslında şunu yapıyor. Eğer bir değer sıfırın altındaysa sıfır olarak geçiriyor. Ve eğer değer kaçsa, yani değer sıfırdan büyükse, aslında bakarsanız şöyle, pozitifse geçir, pozitif değilse bunun en minimum değerini sıfır yapan bir fonksiyon. Bu da çok enteresan. Yani aslında şöyle, yani belki cevabını bilen burada arkadaşlar vardır. Ben de internetten çok uzun süre araştırdım. Yani diyorum ki, tamam okey, sıfırın altını kestiğimiz için burada bir lineer bir fonksiyon olduğunu görebiliyoruz. Çünkü hani belirli bir seviyede lineerliği burada kırıyor ama Relu'nun kendisi zaten belirli bir yere kadar da lineer bir fonksiyon. O zaman buradaki problem ne? Yani buradaki lineerliği nasıl engelliyoruz? Şimdi lineerliği neden engelleyeceğimiz konusuna gelirsek de o da şöyle bir şey. Zaten bir sinir ağını bir aktivasyon fonksiyonu uğratmazsa girişler çıkışlara birbirine lineer bir bağımlılığı söz konusu olur. Ve bir fonksiyon başka bir fonksiyona lineer olarak bağlıysa zaten onu o cinsinden ifade edebiliyoruz. Sadece aradaki bazı katsayılar değişmiş oluyor. Aslında bu da öğrenme sürecine böyle ket vuran öğrenmeyi engelleyen şeylerden bir tanesi. Çünkü eğer zaten başka bir fonksiyonu birden fazla fonksiyonu ifade edebiliyorsanız o zaman zaten o fonksiyona ihtiyacınız yoktur anlamına göre ve burada bir öğrenme yoktur. O yüzden non-linear bir fonksiyon koyuyoruz. Burada bu sıfır noktasında hücrelerin yani buradaki nodların böyle direkt yok olmalarını engellemek açısından da böyle leak relu adı verilen işte negatif değerlere gerçekten çok yüksek bir katsayıyla çarpılarak onları sönümleyen ama tamamen silmeyen başka bir fonksiyonda kullanılarak burada işte sinir ağınızı non-lineer bir hale getirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Teknik bir aksaklık. Bakalım. Yine de yüklemeyi deneyelim. Bakalım gözükecek. Burada normalde arkadaşlar bir böyle bir sinir ağının bir animasyonu var. Onu görmüş olmanız lazımdı ama göremiyorsunuz. Şimdi biraz da şu bir öğrenme dediğiniz şey aslında nasıl gerçekleşiyor? Yani şundan bahsedelim. Ben ÖSS'ye hazırlanan birisiyim. Farzı misal. Ve benim önüme bir test kitabı koydular. İşte bana bir şeyler öğrettiler ve ben işte kitabı okuyorum. Testleri bir yandan da çözüyorum ama hangi soruları yanlış yaptığıma da hiçbir fikrim yok. Sadece bunu düşün. Yani giriyorum sınava, yapıyorum soruları çözüyorum. Ama hiçbir feedback almıyorum. Sonra başka bir sınava giriyorum. Yine soruları çözüyorum. Hangi soruları yanlış yaptığıma dair hiçbir fikrim yok ve ben bir süreden sonra aslında şunu fark ediyorum ki hiçbir şey öğrenmemişim. Çünkü eğer hatalarımı düzeltmiyorsam, hatalarımdan ders çıkartmıyorsam o zaman buna bir öğrenme diyemeyiz. Hatalarımı durmadan tekrar ediyorum. İşte bu problem sinir ağrında da geçer. Umarım vakti yetiştireceğiz. Şimdi bu ne demek? Yani biz bir sinir ağını eğer eğitmek, ona bir şeyler öğretmek istiyorsak onun yaptığı hatalar nedeniyle ona bir cezalandırma vermemiz lazım ya da ona bir feedback vermemiz lazım. Geri bildirim alacak. Kendi parametrini ona göre güncellemesi lazım. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Bakın şimdi en yukarıda gördüğünüz fonksiyon şu an eğer ekrana bakıyorsanız bu fonksiyon sizin için oldukça karışık geliyorsa ve sizin gözünüz korkutuyorsa hiç korkutmasın. Çünkü matematiksel notasyon aslında düşündüğünüz kadar korkutucu değil arkadaşlar. Şimdi size açıklayınca göreceksiniz. Mesela en üstteki fonksiyon için şunu söyleyebiliriz. Bu mean squared error yani ortalama kare hatası anlamına gelen bir kelime. Şimdi bunu böyle ne denir buna? Decompose etmek mi denir? Yani bunu bir parçalara bir ayıralım. Matematik öğretmenliği bölümündeyim. Fonksiyonları burada görmek beni oldukça şaşırttı. Teşekkürler Elmas. Ben burada şeyi açamıyorum bu arada. Bilmiyorum nasıl açılıyor. Lazer işaretçisini etkinleştir. Bakın şimdi. Şu ifadeyi biliyorsunuz ki işte i eşittir 0, 0'dan n'e kadar olan bütün değerleri birazdan sağ tarafında bulunan değerleri toplamak anlamına geliyor. Eğer n kadar değeriniz varsa bunu 1 bölü n'e bölüyorsanız da zaten burada ortalama aldığınızı anlayabiliyorsunuz. Peki bu ne? Yani y şapka eksi y'nin karesi. Bu ne anlama geliyor? Şu y şapka dediğiniz şey
Sizin sinir ağınızı eğitmeye başladınız ya, işte ona veri verdiniz. Bir şeyler anlamaya çalıştı falan. Öyle düşünün. Şu an hani yanlış bir ifade olacak ama sadece öyle düşünün. Şimdi sinir ağının başlangıç noktasında, yani initialize değerlerde glorot uniform dediğiniz, mesela eğer şu an TensorFlow veya Keras kullanıyorsanız, bir sinir ağını işaret ettiğiniz zaman sizin ağırlık değeriniz glorot uniform dediğiniz bir şekilde random'a yaklaşık bir ağırlık değerleriyle gününe başlar. Ve siz sonrasında ne yapar? İşte ona bir veri veriyorsunuz. O sayılar çarpılıyor, ediliyor, aktivasyon fonksiyonundan geçiyor. Bir sonraki nörona aktarıyor. Aynı şeyi bir sonraki katmana tekrar yapıyor ve bir output üretiyor. Siz ona ilk noktada bir rakamın olduğu bir görsel vermiştiniz. Ve bu aslında bu multiclass olur. Mesela şöyle yapalım. İnsanları tespit eden bir sinir ağı modeli geliştirdin. İnsan görüntüsünde insanları algılıyor. Ya da ne olmuş olsun? Hava durumunu tahmin ediyor. Bilmiyorum. Şu an aklıma çok enteresan bir şey gelmedi. Veriyi verdiniz ve normalde olması gereken şey bu bir insandır demesi lazım. Ya da odanın sıcaklığını tahmin etmeye çalışan bir şey. Odanın sıcaklığının 20 santigrat olduğunu tahmin ediyor. Ama aslında o anda ona verdiğiniz verilere karşılık olarak normalde odanın sıcaklığı 36 derece fark etmesi gerekiyordu. İşte sinir ağınızın bir tahminde bulunuyor. O tahmin buradaki Y şapka. Bir de bunun bir gerçek değeri var. Eğer böyle supervised, yani denetimli öğrenme yapıyorsanız, bunun bir gerçek değeri var. Ve süreç şu: ben tahmin ettim. Tahmin ettiğimden ne kadar hata yaptığımı ondan çıkartarak bunu görüyorum. Yani tahminim eksi gerçek değer. Ve benim kendi sinir ağımı bu yaptığım hatanın karesiyle cezalandırıyorum. Bu anlama geliyor. Tamam mı? Bu anlama geliyor. Ve ne kadar hata yaptığımı bu şekilde ölçebiliyorum. Aşağı tarafta binary cross entropy yani bu BCA ve categorical cross entropy dediğimiz iki tane daha hata metriğimiz var. Loss fonksiyonumuz var. Bu loss fonksiyonu da aslında şu: bunu logaritmik bir ölçekte yapıyor ve daha tutarlı olduğu, genellikle daha popüler olduğu için son yıllarda bunu daha fazla kullanıldığını görebilirsiniz. Yine bu o işlemin bir benzeri olduğunu düşünebilirsiniz. Binary cross entropy, mesela atıyorum ikili bir, hani var yok, sıfır bir gibi böyle binary sistemler için kullandınız. Eğer mesela rakamları tahmin etmek için eğer bir model geliştiriyorsanız da, orada da kullandığınız şey categorical cross entropy. Yani birden fazla kategoriyi tahmin etmeye çalışıyorsanız, yapmış olduğunuz şeylerden bir tanesi de bu olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii orada farklı farklı fonksiyonlar, işte solfenis fonksiyonu gibi farklı fonksiyonlar da kullanılıyor. Bir de bu sunumun böyle terse geçmiş. Neden anlamıyorum. Yani bir önceki sayfaya geçiyormuş gibi gözüküyor. Şimdi velhasıl konuyu uzatmayacağım çünkü inanılmaz şekilde vaktimiz kısıtlı olduğunun farkındayım ve bir şekilde yetiştirmeye çalışacağım bugün size bu derin konuyu, 1 saate indirgemeye çalışacağım. Şimdi backpropagation dediğimiz bir konu daha söz konusu, ki backpropagation konusu aslında daha demin size gösterdiğim bu hatalardan öğrenmeyi bize sağlayan yöntemin ta kendisi. Yani geriye yayalım. Şimdi hatırlarsanız şeyden bahsetmiştik. İşte non-linear bir fonksiyon kullanıyorduk. Ve bu non-linear, yani aslında non-linear bir fonksiyon kullanırken ben orada size o anda daha bu konu gelmediği için biraz eksik söyledim. Burada söylemem gereken şey, türevlenebilir bir non-linear fonksiyon kullanmamız gerekiyor. Çünkü şu anda yaptığımız iş şu: siz veriyi verdiniz. Mesela şöyle, bilmiyorum, ben şu an ters de duruyor olabilirim. Şöyle duracağım herhalde. Hani şöyle durmam gerekiyor. Veriyi buradan verdiniz arkadaşlar ve bu tık 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 ağlardan geçti. En sonunda bir hata üretti. Fakat bu hata ya sebep olan nöron ya da oradaki nod nereden geliyor? Benim bunu ilk tespit edebilmem lazım. Tespit edeceğim ve diyeceğim ki, bak sen oradaki işte üçüncü katman altıncı sıradaki nod, sen çok hata yapıyorsun. İşte senin biraz kulağını çekmem gerekiyor diye bir ifade vermem lazım. Onu peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi türevlenebilir bir non-linear fonksiyon kullanmamın nedeni şu: en son hata çıktığımdan, eğer üniversitede bu kalkülü istersen görmüşsünüz, bir türevin bir zincir kuralı vardır. Ve siz bu fonksiyonla birbirine çarpıldığına göre, siz çıktığınızın olduğu yerden geriye bir yayılım yaparak hangi notların ne kadar hataya sebebiyet verdiğini, oradaki kaybın derecesini elde etmek için buradaki hatayı geriye doğru yayabilirsiniz. Ve buradaki o W değerlerinizi, B değerlerinizi, hani weight'lerinizi ve bias'lerinizi buradaki yaptığınız hataya göre güncelleyebilmenizi sağlayan inanılmaz şekilde bir çok çok böyle, ne denir ona, gerçekten çok güçlü bir algoritma. Burada tabii farklı şekilde şeyler var. Yani burada backpropagation için kullanabildiğiniz farklı yöntemler var. Mesela bu da onlardan. Şimdi mesela bunu öyle bir örnek olarak alabilirsiniz. Mesela şimdi bu gradient descent, ya işte stochastic gradient descent, batch gradient descent, SGD falan,
İşte Adam, bu optimizatörler de var işte mesela adaptif moment anlamına gelen. Burada yaptığımız şey de aslında bakarsanız arkadaşlar şu. Yani bir dedik ya bir matematiksel model oluşturuyoruz yapay zekanın ve ona parametrenin kendilerini optimize etmeleri için bir alan sağlıyoruz ve bunları kendi başlarına yapmasını sağlıyoruz ama bir matematiksel modeli kendi değerlerini optimize edebilecek şekilde nasıl bir matematik altyapısı ona kurabiliriz değil mi? Bu güzel sorulardan bir tanesi. Şimdi bu problem de aslında gradient descent'te çözülen şeylerden bir tanesi. Gradient descent bu arada Türkçe'de bayır inişi anlamına gelen güzel bir matematiksel model. Şimdi temelde şu. Bakın şimdi şu an ekranda şu kısmı görüyorsunuz. Siz initial weight demiş yani ilk sinir ağınızı oluşturduğunuz zaman bu şu an ekranda gördüğünüz şey JW ya da işte global burada J min olarak mesela işte yazılmış o en düşük noktası. JW aslında sizin cost fonksiyonunuz yani hatalarınızın toplamını oluşturan maliyet fonksiyonunuzun kendisi olmuş oluyor. Şimdi bu ne demek? Siz sinir ağınızı ilk oluşturduğunuz anda şu noktadasınız. Yani belirli bir hata seviyesindesiniz. Bakın bu şurada görmüş olduğunuz gibi. Ve eğer ya bu tabii sizin sisteminiz genelde bu şekilde çalışmıyor. Çünkü siz olası tüm W değerlerindeki tüm hataları bilmediğiniz için böyle bir plotu çizdirmeniz olası değildir ama bunu süreci nasıl işlediğini anlamak adına size gösteriyor olacağım. Çünkü orada şurada o delta olarak gördüğünüz şey ya da o türevin yani çok ufak hareketlerle eğimin ne tarafta olduğunu göstermesiyle alakalı burada güzel böyle mantıklı bir yol var. Şimdi bu şu anda siz initial noktasında şuradasınız. Ve sizin şöyle bir cost fonksiyonunuz var. Cost fonksiyonunuz bu şekilde gözüküyor. Ve sizin amacınız şu. Ben W değerlerim benim öyle bir değer noktasında olmuş olsun ki ben en az hatayı yaptığım noktada sinir ağımı durdurayım. Artık daha hani sinir ağım en az hata yapmış olduğu bir nokta var. Bu benim global minimumum. Ve benim bu global minimum noktasını inebilmem lazım. Yanlış hatırlamıyorsam lisede bazı üniversitede bu konuları görmüş olmamız lazım. Bir parabol mesela şu an ekranda gördüğünüz şey bir parabol. Parabolün minimum noktasına nasıl inersiniz? Eğer türev o anda sıfır noktasına gelmişse bu da ne demek olmuş oluyor? Yani eğimin artık olmadığı ve sizin kendi global minimum noktanıza ulaştığınız anlamına geliyor. Tabii her zaman global minimum noktası değildir bu. Çünkü eğer daha fazla böyle daha karmaşık veya parçalı veya daha üstel başka yüksek dereceli bir fonksiyonunuz varsa o noktada da yani mesela lokal bir minimum noktasına sıkışmış olabilirsiniz ki mesela sunumda böyle bir yer var mı? Aynen mesela şimdi şöyle bir yer var. Bakın bu sizin lokal minimum noktanız. Bu daha demin gördüğünüz işte tek boyutlu ya da işte tek W parametresine bağlı olmaktan ziyade iki farklı W parametresine bağlı olan bir cost maliyet ekranı ve sizin aslında şurada da bir minimum noktanız var sıfır olduğu yerde ve alt tarafta mesela şurada da bir global minimum noktanız var. Bizim amacımız aslında bakarsınız bu noktaya inmek ama bazen böyle yerlerde sıkışıp da kalabildiğimiz oluyor. Normalde şurada da bu ekranı görmeniz lazımdı ama teknik bir nedenden dolayı bu ekran gözükmüyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi buradaki arkadaşlara özellikle sormak istiyorum. Neydi? Türev neydi? Türev. Öyle bir şey vardı işte. Türev neydi? Türev umuttu falan. Şimdi o espriyi çok da geçmeden şunu söyleyebiliriz. Aslında türev bulunduğunuz noktanın aslında eğimini veren, oradaki slope'u veren bir çok harikulade bir fonksiyon, değil mi? İşte bu fonksiyonu da parametrelerimizi ne tarafa doğru güncellememiz gerektiğini anlamak adına aslına bakarsın. Gradient descent algoritması kullanılıyor. Yani şunu yapıyor. Belirli bir noktadayım. Sağa veya sola çok ufak böyle bir adım attığımı düşünün. Ama gerçekten çok küçük bir adım. Buna diskriminant mı deniyordu? Ne deniyordu? Yanlış. Diferansiyel konusuydu yanlış hatırlamıyorsam. Çok ufak bir adım attığını düşünün ve o iki noktanın arasındaki eğimi aslında oradan bulduğum zaman ben türevini yakalamış oluyorum ve eğer benim buradaki eğimim pozitifse anlıyorum ki ben W parametrini küçültmem gerekiyor. Keza mesela şu noktada olmuş olsaydım burada benim türevim aslına bakarsın negatif olacaktı ve o anda W değerini burada arttırmam gerektiğini anlayacaktım ve ben bu parabolün gerçekten tam minimum noktasına geldiğim zaman şuradaki eğim sıfıra inecekti ve buradaki türevim sıfır olduğu için anlayacaktım ki ben minimum noktasındayım. Ve sinir ağımı diyecekti ki tamam dur artık parametre güncelleme sen olabileceğin en iyi noktadasın. Bu anlama geliyor. Şimdi aslında burada aslında burası ile orasını böyle biraz birleştirmiş gibi oldum. İşte bunları daha iyi bir şekilde yapabilmek adına optimizasyon algoritmalarımız var. Mesela sağ tarafta görüyorsunuz işte stokastik gradient descent, işte momentum, aidegrade, işte RMS prop gibi böyle bir sürü fonksiyon var. Bu da şu. Yani benim her türevim yani mesela adaptif momentum şu anlamda geliyor. Bu bir bayır inişidir ya.
bu süreci acaba nasıl hızlandırabilirim? Şimdi benim bir learning rate dediğim bir konu var. Learning rate de aslında ne adım büyüklüğü anlamına geliyor. Yani ben bir sonraki noktaya geçme aşamasında parametrelerimi güncellerken bunun ne kadarını, bu tahmin ettiğim değerin ne kadarını kullanacağım? O yani normalde çünkü ilk hareketinizi yaptınız. Loss fonksiyonu sallıyorum 100 gibi. Yani şu an herhangi bir sayı sallıyorum. 100 gibi bir değer çıktı. Girip de parametreyi 100 güncellemiyorsunuz da onun çok ufak bir kısmı kadar güncelliyorsunuz. Sonra etrafa bir daha bakıyorsunuz. Çünkü mesela şöyle bir noktadasınız. Parametrenizi öyle bir güncellediniz ya, gidip de sonra tekrardan şöyle yüksek bir noktada veya atıyorum şuradaki global minimum noktasını ya da şu noktadayken parametreyi öyle bir güncellediniz ki gidip de sonra tekrar bu noktaya atlayabilirsiniz. İşte bunu engellemek adına ufak adımlarla böyle ufak adım atıp sonra bir kere daha bakıp bir ufak adım daha atıp bir kere daha baktınız. Bir sistem kullanıyoruz ve bunun da problemi şu, süreyi oldukça uzatıyor. Şimdi adaptif momentum optimizasyon algoritması içinde şöyle bir şey düşünmüşler. Eğer hata çok büyükken biraz daha büyük fakat siz eğimin daha az olduğu noktalara gittiğiniz zaman da learning rate iyice böyle küçülüp daha da küçük hareket etmenizi sağladığı için aslında herhangi bir böyle adaptif olmayan bir optimizasyon algoritması yeri oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani ne demek? Hatanın yüksek olduğu yerler daha hızlı yuvarlanıyorsunuz aşağı ama böyle biraz daha düzlüğe indiğiniz zaman böyle o yani o ne denir ona platoya böyle yaklaştığınız zaman daha da yavaş ilerlediğiniz bir sistem. Ona da adaptif momentum demişler. Yani sanki çok yüksek bir dağın üzerinden bir işte taş yuvarladınız. İyice hızlı yapıyor ama düzlüğe geldiği zaman giderek yavaşlıyor. Ve bu sayede hızdan şey yapıyorsunuz. Hızdan feragat et ya hız ne denir? Hızdan feragat etmiyorsunuz ama zaman kazanıyorsunuz. Öyle güzel bir algoritma işte bu. Şimdi geldik bazı enteresan konulara. Şimdi her şey idealdi. Bu ana kadar konuştuğumuz her şey idealdi. Çünkü böyle sen ne denir? Böyle bir meyve bahçesinde dolanıyorduk işte. Sinan'ı şöyle it, şu matematiksel fonksiyonu kullan, şunu yapıştır, böyle devam et falan diye her şeyin çok iyi olduğunu düşündük ama bir problem var. O da şu. Siz bu modeli geliştirirken modelinizin içerisinde ya da şey daha doğrusu siz modeli geliştirirken datanızın içerisinde bu problemi çözmeye yetecek kadar anlamlı veri olmayabilir. Yani bu ne demek? İşte sallıyorum. Sallayamıyorum yani aslına bakarsın. Yani böyle bir konuda. Mesela şöyle. Yağmur yağıp yağmadığını tahmin etmek için işte bazı havadan aldığınız bazı değerler var. Ama bu değerler gerçekten mesela atıyorum normalde o anda hava basıncını ve sıcaklığını almanız gerekirken işte siz başka değerleri aldınız. İşte ne bileyim havadaki tuz oranı bilmem ne hissedilen sıcaklık ya da ne bileyim işte havadaki azot oranı falan gibi mesela böyle farklı veriler aldınız ve sizin aslında bu problemi çözebileceğinizi düşünüyordunuz ama aslında böyle key noktaları almamışsınız ve sizin verinizin kendisi o problemi çözebilme tarafında bu bilgilere erişmiş halde değil. Veya siz güzel bir burada feature engineering işlemi yapamadınız. Veyahut elinizde çok az veri var. Verilerinizin içerisinde mantıklı olmayan veriler buna sahip olabilir. Bu gibi böyle farklı mesela atıyorum o problemi çözebilmeye yeteneği olan veriler bunun içerisinde olmayabilir. Böyle durumlarda genellikle Sinan'ı eğitmeye başlıyorsunuz ve bakıyorsunuz ki eğitim sonunda hiçbir yere gitmiyor. Yani hiçbir şey yakalayamıyor. Yani siz ona veri veriyorsunuz. Veriyi verdiği için hiçbir şey öğrenmiyor. Yani deneme yapıyorsunuz. Denemede de hiçbir şekilde sonuç alamıyorsunuz. İşte bu duruma underfitting diyoruz. Bu olası problemlerden bir tanesi. Bunlar nasıl çözüldüğü ile alakalı zaten daha detaylı konuşacağız. Veya şu oluyor. Elinizde çok kısıtlı bir veri var. Ve bu kısıtlı veriyle çok fazla modelinizi eğitiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki ya modelime bak işte %100 oranında doğru tahmin ediyor ama test tarafına gidiyorsunuz. Daha önce ona göstermediğiniz verilerle bunu canlıya aldınız veya işte daha önce onun görmediği verilerle test ediyor. Hadi diyor, hadi diyorsun mesela şimdi sen durmadan sınava girdin bu zamana kadar. Senin test sonuçların böyleydi. Ve hep aynı gittin test kitabını çözdün. Şimdi gel sana başka bir test kitabı getireceğim. Bakalım nasıl yapacaksın veya böyle üniversitedeyken öyle arkadaşlarımız mesela çok vardı ben çok kızardım. Her yıl sınav yani her yıl yatarlardı ve sınavdan bir hafta önce gider çıkmış sorular alırlardı okuldan işte o ne o kırtasiyeden. Sadece çıkmış soruları çalışırlardı. Sınav günü hoca çok ufak bir kısmını değiştirse ya da o gün başka bir soru sorsa onlar patlarlardı. Çünkü neden? Çocuk konuyu öğrenmemiş. Gitmiş soruları ezberlemiş. Ezber yapmış ve farklı bir şey gördüğü zaman yani ben onun öyle arkadaşlarım vardı. Ya şunu gördüm özellikle. Ya hocam ben o sorunun nasıl çözüldüğünü bilmiyorum. Ben başka bir sorunun nasıl çözüldüğünü biliyorum ama bu konuyu biliyorum. Ben bunu buraya yazayım.
Diğer mesela arkadaşlar vardı. Yani günün sonu tabii hani bir puan alma şansları olmadı ama yani şu anlama geliyor. İşte eğer hep aynı soruları görüyorsanız, hep aynı verinin üzerine çalışıyorsanız ve test tarafında bu modeli genelleştiremiyorsa modeliniz, o zaman bir overfitting problemiyle karşılaşıyorsunuz ki genellikle sinir ağları hep overfitting problemiyle karşılaşır. Siz iyi bir mühendis olarak bunu desired dediğimiz aslında belirli hataları göze alarak ya da belirli bir hata oranını aslında hassaslık oranını göz önüne bulundurarak modelin olması gibi o converge yani o şeyin converge demek belki tam olmaz ama modelin o problemi böyle iyi bir şekilde kavramasını istiyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi underfitting'de şöyle düşünelim. Aslında istediğimiz ne? Bu siyah çizgiyi çizmek istiyoruz biz. Elimizde aynı veri var. İlk model hiçbir şekilde kavrayamamış. Yani böyle dümdüz bir çizgi çekmiş ve noktalar ve çizginin arasındaki mesafe, bunların toplamları aslında ne kadar hata yaptığımızı gösteriyor. Oldukça kötü. Bir de üçüncü tarafa bakalım. O kadar veriye odaklanmış ki bakın burada gördüğünüz gibi çizgi hepsinin üzerinden geçiyor. Hiçbir şekilde gördüğü verilerde hata yapmıyor. Fakat problem şu. Ben ona şu anda bu kırmızı noktanın bulunduğu yerde bir yerde yeni birisini göstermiş olsaydım bunu doğru tahmin edemeyecekti. Daha fazla hata yapacaktı. Bizim istediğimiz verinin böyle şeklinden kendini ona böyle benzetecek ve yeni veri geldiği zaman mümkün olduğu en düşük hatayı yapacak çıktıyı istiyoruz. Peki overfitting bir problem. Hatta yapay sinir ağlarının belki de en kötü problemlerinden bir tanesi. Ve bu problemi oh, nasıl çözeceğiz? Çok gerçekten çok yoruldum. Bugün bu ikinci eğitimim sabahta Kagiler'de böyle yapay zeka hayatımıza nasıl etki ediyor gibi böyle 2 saatlik bir eğitim oldu. O yüzden gerçekten bugün boğaz problemi yaşıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bu da çok güzel bir görsel. Hatta ben hemen şimdi şöyle bir yere bakayım kalem var mı? Kalemim de yokmuş ama şunu bir yerlere not alayım. Size şu anda bu ekranda gördüğüm ve bununla benzer çok oldukça güzel bir kaynak internette var. Shervine yazarsınız internetten onu bulabilirsiniz. Bakın chat'te arkadaşlar atacaklardı şimdi birazdan. Shervine yazınca çıkıyor. Çok güzel bir illüstrasyon. Çok güzel böyle bir işte ne denir buna bir çok güzel bir matris oluşturulmuş. Underfitting problemini veya atıyorum bir modelin nasıl olması gerektiğini oldukça güzel anlatan bir tanesi. Bu daha deminki örneğin zaten birebir aynısı. Mesela şimdi şunun üzerinden çok ufak bir şekilde gidelim. Şimdi benim burada verime bakıyorum değil mi? Benim istediğim şey tam burada hatalar olabilir. Bunlar farklılıklardır. Ama benim istediğim şey böyle kırmızıları mavilerden güzel bir şekilde ayırmak. Böyle bir ayırma yani mesela şu nokta aslında şu noktada yeni birisi gelmiş olsaydı şu an kırmızı imleci koyduğum yerden bahsediyorum. Sabahki eğitim de çok güzeldi. Bunu biraz geç kaldım ama teşekkür ederim. Demek ki Abdülgafur da sabahki eğitime gelmiş. Teşekkürler. Mesela şimdi şurada yeni birisi geldi. Eğer buradaki çizgiyi görmemiş olsaydınız bu hangi sınıfa ait olacaktı? Mesela şuraya görüyorsunuz şu an mouse'umun olduğu yeri. Eğer görmemişsiniz şöyle biraz oynatayım. Bunu görüyorsunuz. Ben buna normalde mavi derdim. Fakat sırf şuradaki örnek yüzünden benim modelim o kadar overfit etmiş ki sırf bunu modelin içerisine aldığım için tabi buradan böyle döndürerek bir model çizmiş ve aslında normalde mavilerin etrafında bulunan kişi olması gereken kişi burada yanlış sınıflandırılmış. Eğer benim modelim daha önce görmediği ve şu tam olarak şu noktadaki birisi gelmiş olsaydı buna kırmızı diyecekti ve muhtemelen çok yüksek bir şey, ihtimalle hata yapıyor olmuş olacaktı. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki kırmızıları maviden bazı hataları da göze alarak güzel bir şekilde bunu sınıflandırabilsin. Peki bakın bu hata maliyeti ve işte bu epok hata maliyeti ve epok diyagramında nasıl gözüküyor? Şimdi şöyle eğer underfit oluyorsanız ne doğrulama setinizde ne eğitim setinizde hata belirli bir yere kadar düştükten sonra bakın burada epoklar ilerledikçe yani eğitim devam ettikçe hatanın azalmadığını burada görebiliyorsunuz arkadaşlar ve bu istediğimiz bir şey değil. Biz mümkün mertebe hatanın aşağı doğru eğilmesini isteriz. Bakın kötü durumda ne var? Belli bir yere kadar eğitim ve bu doğrulama setleri aşağı doğru iniyorlar tam olarak istediğimiz gibi ama öyle bir nokta var ki şu anda ekranımı tuttum. Öyle bir nokta var ki bu noktadan sonra eğitim setinde gerçekten çok sıfıra yaklaşık bir hata almaya başlarken test setinde hata yapmaya başlıyoruz ve biz bunu da istemiyoruz. Yani eğitim setinde ben %100 doğru yapayım. Her gün aynı çözdüğüm kitabı aynı şekilde hatasız çözeyim ama yeni bir soru geldiği zaman da ben bunu çözmek istiyorsam yani istediğim modelin görüntüsü şu şekilde. Eğitim devam ettikçe hem doğrulama seti
hem eğitim seti şöyle güzel bir curve ile birlikte iyi bir şekilde aşağı iniyor olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu problemleri çözebilmek için nelerimiz var? Birincisi en güzel tekniklerden bir tanesi ama en pahalı tekniklerden de bir tanesi. Yani nasıl söyleyebiliriz? En iyi çözümlerden bir tanesi veri arttırmak, yani daha fazla veri vermek. Ama bu da en pahalı çözüm. Yani belki o diyagramı görmüşsünüzdür. İşte para, zaman ve kalite gibi böyle bir diyagram var. İşte parayla zaman olduğu zaman kalite artıyor. Ama işte bir arada olmuyor. İşte mesela atıyorum, mesela para ve kalite nasıl? İşte tam olarak hatırlayıp vakit kaybetmek istemiyorum ama eğer bir şey ucuzsa ve işte kalite, mesela bir şey ucuzsa ve hızlıysa kaliteli olmuyor. İşte bir şey pahalıysa ya da bir şey ne diyorum işte bir şey çok kaliteli ise ve çok hızlıysa bunun maliyeti çok fazla oluyor falan böyle bir diyagram var çok güzel. Umarım ona bakarsınız. Şimdi burada veri artırmada en kaliteli çözümlerden bir tanesi ama en pahalı çözümlerden bir tanesi. Çünkü yeni veri almak ne bileyim işte bize veri nereden geliyor? İnsandan geliyor. İşte ne bileyim bir survey yapmanız lazım, araştırma yapmanız lazım. Daha fazla hasta bulmanız lazım. Eğer böyle hastalıkla alakalı bir çözüm yapacaksanız daha fazla fotoğraf bulmanız gerekiyor. İşte onu modele ettireceksiniz de depolayacaksınız. İşte fotoğraf çektireceksiniz. Aslında en pahalı çözümlerden bir tanesi bu. Ama en güzel çözümlerden de bir tanesi bu. Ne kadar fazla veri verirseniz o kadar daha iyi bir modeliniz olur. Bir de dropout kavramı var. Dropout kavramı çok enteresan. Şimdi kimdi o adam? Şu an hatırlayamam da yani aklıma durumda Herbert Simon ismi geliyor ama o değil. Başka biri daha var. Şunu söylüyor. Bu ya, o diğer yazılımdan bir tanesinde bu adamın ismi yazıyor olması lazım bu arada. Diyor ki bir sinir ağında bu W dediğimiz ağırlık katmanı aslında eğer iki aktif aynı anda nöron yani iki nöron aynı anda aktif oluyorsa aralarındaki bağ kuvvetlenir diyor bu abimiz. Yani o da şu oluyor. Siz modele veri vermeye başladıktan sonra belirli yollar iyice kalınlaşmaya başlıyor. Diyor ki bu nöronlar daha aktif oluyor. Aktif oldukça daha iyi çözüm ürettikleri gibi böyle bir bazen yanılsama oluyor ve bu nöronlardaki bağ artıyor. Bazen bu bağ o kadar artıyor ki çok hızlı bir şekilde overfit olmaya, bütün veriler hep aynı yollar üzerinden geçmeye başlıyor ve bu bir problem. Çünkü daha farklı bir veri verdiğiniz zaman aslında o veride aktive olması gereken nöronlar yeteri kadar aktive olamıyorlar. Diğer nöronlar onları baskılıyorlar ve bu bir problem oluşturuyor. Ezberleme ya da overfitting tarafında. Bunu engelleyebilmek adına çok enteresan bir şekilde yani aslında çalışıp çalışmayacağını dışarıdan böyle iyi tahmin yani çok enteresan bir kavram. Bu kavram da şu bu arada. Şimdi normalde mesela benim şuradaki nöronum çok aktif oluyor ve ben katmanlarıma şöyle bir şey diyorum. Sen bir olasılık fonksiyonu olarak mesela %8, %0,2 ihtimalle ben bu katmandaki nöronları random bir şekilde kapatacağım. Ve bu random şekilde kapatmak diğer yolların da aslında öğrenme süreçlerine dahil olmasını sağladığı için buradaki overfitting problemini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani hep aynı nöronlara yüklenmekten ziyade o nöronlar bazen bir anda bağlarını kaybediyorlar ve sıfırlanıyorlar sanki hiç yokmuş gibi. Süreç diğer nöronların üzerinden ilerliyor ve bu sayede onlar da öğrenme süreçlerine katılmaya devam ediyorlar ve dropout süreci de bu şekilde overfitting problemini çok güzel çözen şeylerden bir tanesi. Bir de erken durma dediğimiz gerçekten aralarındaki en ucuz hatta bedava bir teknik ama tabii bunun içinde bazı koşullar var. Bu da şu arkadaşlar. Overfitting problemini engellemek için bu arada şu anlama gelmesin. Dandik bir şey anlamına gelmesin. Şöyle bir şey. Mesela siz model eğitmeyi bırakıyorsunuz. Geceden bıraktın sabah kadar model kendini yetiyor. Ama şöyle bir şey. Yani bir yerde öğrenmiş. Sonrasında siz hala eğitmeye devam ettiğiniz için hala aynı veriler üzerinde eğitmeye devam ettiğiniz için aslında öğrendiği noktadan sonra artık habire aynı şeyleri bir daha ona okuttuğunuz için ezberlemeye de başlıyor. Ve siz diyorsunuz ki bak eğer senin test setin yani burada geçerlemeye yazılmış. İşte senin test setin veya dev setin ya da bu evaluation setin işte fark etmez. Eğer senin doğrulama setinde birlikte aşağı doğru inmiyorsa gidip de sonra bu geçerleme seti giderek yükselmeye başlıyorsa dur hemen orada durdur. Hani benim seni kontrol etmeme gerek yok. Orada durdur. Sonra yoksa sen bu noktadan sonra ezberlemeye başlayacaksın diye erken durdum yani. Early stopping yapıyorum ve overfitting probleminin de burada önüne geçmiş oluyorum. Evet güzel 20 ne kadar oldu? Tam 1 saat olmuş. Şimdi yetiştirdik ya. Sonra ne var? Sonra zaten CNN var. Cumartesi görüşeceğiz bu konuyla alakalı. Şimdi soru cevap alacağım arkadaşlar. Sorularınızı biriktirin. Şimdi çok hızlı bir özet geçelim. Baştan sona ne yaptık?
Bir eğitim veri kümesini aldık. Sonra denk gelen kaybı elde etmek için, yani loss fonksiyonumuzun bize söylediği şeyi elde edebilmek için, ne kadar hata yaptığımızı görebilmek için bir forward propagation yaptık. İleriye doğru bir yayılım yaptık. Sonrasında bu gradyanları elde edebilmek için, ne kadar hata yaptığımızı elde edebilmek için back propagation yaptık. Ve sonrasında ağırlıkları güncelledik ve sonrasında modelimiz daha iyi bir seviyeye gelmiş oldu. Aslına bakarsanız sürecimiz bu kadar. Şimdi bir saati çok güzel bir şekilde doldurduk. Burada ben şeyi çok merak ediyorum. Eğer Emre sen de buradaysan bana yazarsan benim için harika olur. Hatta şimdi soru cevaba geçeceğiz. İstiyorsan sen de şu an canlı yayına gelebilirsin. Ben ekran paylaşımını durduracağım şimdi. Ben şu Söyle. an kaç kişi olduğunu inanılmaz derecede merak ediyorum. Şöyle ilk açtığımızda 166 ile başladık. Sonra biraz daha arttı. Ortalama 180 civarlarında. Şu anda da 180 kişi izliyor. Ya bu inanılmaz bir şey. Çünkü ya neden bu inanılmaz bir şey diyorum? Çünkü şu neredeyim ben? Şu taraftayım, şu ekrandayım. Okey. Demek ki o zaman arkadaşları iyi bir şekilde tutabilmişiz. Umarım chat de çok memnun olmuştur şu anda yaptığımız eğitimden. Mümkün olduğu kadar enerjik bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer arkadaşlar gerçekten bir saat boyunca çıkmayıp, hatta sayının arttığını söylüyorsan, eğer çıkmayı devam ederlerse, şu an burada benimle birlikte bir saatinizi harcadığınız için size çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Twitter, Instagram, artık işte GitHub, YouTube kanalım, herhangi bir yerden benimle paylaştığım şeyleri oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi eğer isterseniz böyle soru cevap kısmına geçelim. Sonrasında zaten ben de inanılmaz şekilde yoruldum. Onları konuşup sonra herhalde muhtemelen uyku seansına geçelim. O zaman çok kısa yoklama formunu da ben chatte paylaştım arkadaşlar. Oradan sadece isim soy isim doldurarak, tabii quizler kadar etkili olmayacak bunlar. Farklı bir katsayı koyacağız yoklamalarla quizler arasında, ama bugün de ufak bir yoklamamız var. Bir de epoklarla ilgili bir soru gelmiş. Az önce konuştuk. Epoklar nedir? Epok sayısından bahsetmiştik. Okey. Bunu sormuş bir Epoch şu. arkadaşımız. Elinizdeki veri, mesela elinizde sallıyorum 100 bin satırlık bir veri var. Normalde mesela bunu bazen böyle beşler halinde, işte mesela diyorum 10'lu 10'lu gruplar ya da işte genellikle 2'nin katları olan sayılar, işte mesela 256, 512, 1024, 2048, 4092, mesela böyle 2'nin katları olan sayılarda genellikle buna parça parça verilir. Bazen de bütün veri verilir. Şu anlama geliyor. Eğer elinizdeki tüm veri bir kez forward propagate olmuşsa, bir kere de backward propagate olmuş ama tümü, buna bir epoch diyoruz. Birisinde işte belki yüzlerce veya binlerce kez o tüm veriyi ileriye götürüp geri götürüp kendi parametrini güncelliyor. Ve bunun her birine bir epoch diyoruz. Mesela 1000 epoch dediğimiz şey bu 100.000 satırlık verimizin işte bir kere gidip geri gelmesi anlamına geliyor. 100 epoch dediğimiz şey 100 kere gidip 100 kere geri gelmesi anlamına geliyor. Epoch da bu. Epoch bu arada sadece bu değil. Bu arada mesela Unix sistemlerde, eğer mesela Linux gibi ya da işte salın bilgisayarın saati 1 Ocak 1970'ten itibaren bu zamana kadar geçen saniyeler üzerinden bir sayı yapar. Ona da epoch time deniyor bu arada. Teşekkürler. Bir soru daha var. Hidden layer'ları nasıl algılamalıyız? İşlevleri nedir gibi bir soru var. Ya hidden layer aslında sinir ağlarındaki bu aradaki katmanların kendisi. Her biri onların bir multilayer perceptron'dur, eğer nasıl algılama şeyini görüyorsan. İşte nonlinear bir trilinear bir fonksiyon içerirler. Ve içerisinde birçok nöron vardır. Bu nöronlar birbirleriyle etkileşip işte kasların güncelleyerek bir sinir ağını oluştururlar. Hidden layer'lar da bu. Ortadaki katmanların kendisi yani. Teşekkürler. Bir soru daha. Zero-shot learning mantığı nedir? Model eğitimindeki konuda nasıl tahmin yapar diye bir soru gelmiş. Bu aslında güzel bir konu ama bunu bence CNN tarafından anlatmak daha iyi olur. Özellikle mesela Zero Shot Learning CNN tarafında daha güzel bir şey kullanıyor. Yani mesela size bir kez bakıyor görüntü. Sonrasında yeni bir fotoğraf geldiği zaman onlar arasındaki karşılaştırmaları yapıyor. Ama bunun detayına bence cumartesi CNN eğitimine girelim. O zaman daha Evet. etraflıca anlatayım. Tamamdır. 2 gün sonra bu arada CNN eğitimimizde yine cumartesi gününüz aynı saatte olacak Mert'le birlikte. Bir arkadaşımız derin öğrenmenin alt alanlarında uzmanlaşabilirdiniz demiş. Machine learning derin öğrenmeyi kapsıyorsa derin öğrenmeden başlayıp machine learning ile uğraşmamız daha doğru olmaz mı diye sormuş. Deneyimden başlayıp ML'de uzmanlaşmamız daha doğru olmaz mı? Aa, güzel bir nokta. Aslında şöyle. Şimdi orada şeyden bahsettik. Derin öğrenme ya da derin ağlar kavramını kendi bir alt alanı yarattığı için diğer mesela konvansiyonel machine learning tekniklerini aslında kavrayabiliyorsunuz. Ve bunlar hani daha dar ölçekte problemleri çözüyorlar. Ama
Mesela CNN dediğiniz şey veya tüm doğal değişim dediğiniz şey başlı başına bir meslek, başlı başına bir expertise. Yani bu şu anlama gelmesin. Doğal değişim bilen birisi ya da işte machine learning engineer mesela gidip de sinir ağlarındaki bütün her şeyi biliyor anlamına gelmesin. Onu kapsıyor olabilir ama şey gibi düşünün yani mesela doktorsunuz. Sonuçta doktor olduğunuz yani tıp doktorusunuz. Ondan bahsediyorum. İşte salın bir cerrah bunun bir uzmanlık alanıdır. O zaman ilk önce cerrah işte salın kalp cerrahını öğreneyim sonrasında bütün tıp ilmini öğreneyim gibi bir şeye dönüşüyor. Aslında öyle bakmamız lazım. Bu neyse bir yani kendi uzmanlık alanları. Ama ne oluyor? İşte machine learning alanında birçok tekniği öğreniyorsunuz ama bir uzmanlık alanınızın olması iyidir. Yani o gidip de hani bunu bir ufak bir parçasına başlamak mantıklı değil. Çünkü bunlar dediğim gibi sivrilen ve farklı alanlara doğru ilerleyen çok derin alanların kendisi. Teşekkürler. Bir problemin çözüm metodunu oluşturmak için sinoptik veya herhangi bir checklistiniz var mı diye bir soru gelmiş yine. Derin ağ geliştirirken mi yoksa mesela genel hayat hani çalışmadaki problemler mi? Neyse derin ağlar için konuşayım. Aslında bunun için böyle genel bir checklistim yok. Ben sürece genellikle ilk önce veriyi aldığım zaman bir artık hangi şirkette kimle çalışıyorsam domain eksperti yanıma alıp çalışıyorum. Yani sen bana bu veriyi verdin ama bu verinin ne anlama geliyor? İlk önce onu soruyorum. Biraz oradaki alanı anlamaya çalışıyorum. Sonrasında klasik betimsel istatistik veri temizleme, veriyi böyle bu feature engineering işleri için biraz uğraşıyorum. Sonrasında modele verip ilk önce bir bakıyorum. Hatta genellikle böyle lineer regresyonla ben başlarım. Denelim bakayım nasıl sonuç veriyor falan. Hani bu şeydir. Gidip de ekmek kesmek için hani testere almazsınız. Bir bıçak eğer problemi çözüyorsa ilk önce mümkün olduğu kadar basit bir taraftan ilerlersiniz. Ki bence mühendisliğin de en önemli konularından bir tanesi bu. Eğer problem daha karmaşıksa başka machine learning tekniklerini denerim. Eğer çözüme ulaşamıyorsam veya halihazırda işte görüntü işlemek, ses işlemek ya da doğal işleme gibi bir şeyse direkt hangi derin öğrenme ağıyla, hangi sinyalle başlayacağımı biliyorsam direkt onunla alakalı bir araştırma yapıp başlıyorum ama burada biraz süreç şey yani o süreç optimizasyon süreci olduğu için genellikle problemin hatalarını böyle parça parça çözüyorsunuz. Nerede olduğunu o andaki projeye göre belirliyorsunuz. O yüzden hani böyle direkt bir checklistim yok. Çektiğim gibi veriyi anlamakla başlıyorsunuz. Sonra problemi anlamakla başlıyorsunuz. Sonra temizlik yapıyorsunuz. Sonra modeli denemeye başlıyorsunuz. Eğer iyi bir sonuca ulaşırsanız, yani mesela baktığınız modeliniz iyi bir çalıştı. Sonrasında bir pipeline kuruyorsunuz. Yani bu modelinizin deployment'ı, veri nereden gelecek, veri akışı nasıl sağlanıyor, nerede depolanıyor, modeliniz her gün veya haftalık olarak veya aylık olarak yeni aldığı verilerle işte kendi parametrini güncelliyor mu, bu model nereye save olacak, nereden load edilecek, İşte nereye raporlanacak bu süreçleri genellikle hani zaten yolda öğreniyorsunuz. İhtiyaçtan doğuyor çoğu ama hani öyle aklımdaki böyle hızlı bir şekilde sayabileceğim konularda aslında o checklist de bunlardı. Teşekkürler. Bir arkadaşımız da temel olarak bunları bildiğini fakat ilerleyemediğini söylemiş. Sanırım teoriye hakim olup pratik kısmında zorlanıyor anladığım kadarıyla. Nasıl bir tavsiye verebilirsin? Bu ya bu genel bir problem aslında. Benim de zamanda böyle dönemlerim olduğu zamanları hatırlıyorum. Yani burada yapman gereken şey şu. Hatta bu güzel de bir öneri olabilir. Mesela eğer programlama tarafında kendini eksik hissediyorsan ve bu alanda çalışacaksan sıkıntı genelde şu oluyor. Mesela ben Python'da ilerlemek istiyorum ama sağlarım işte Python'da object oriented çalışacaksam insan genelde ilk önce şöyle düşünüyor. Yani bu işte yapay zeka ile alakalı değilse ben bu eğitimi almam gibi düşünüyor ama bence gidip de bir oyun yazmak, biraz böyle web development yapmak, böyle biraz eğlenceli şeylerle uğraşıp Python içerisinden bahsediyorum. Size o programda daha iyi bir böyle ne denir? Daha iyi bir öğrenme şeyi sağlıyor. Yani kullandığınız araçta aslında ne denir o şeye? Daha böyle iyi bir hale getirmenizi sağlıyor. Ve ben mesela dönem dönem böyle web projesi yapıyorum. Python'da böyle kendime ufak otomasyon projeleri falan yazıyorum ki hani Python tarafında kendimi ilerleteyim. Sonrasında zaten başka bir yapay zeka projesine eğer geçeceksem oradaki yetkinliğimi o şekilde arttırmış oluyorum. Sen de öyle düşünebilirsin. Eğer programlama tarafında yazılım konusunda eksiğin varsa o tarafta da böyle biraz yönel. Bir dönem onlarla uğraş. Yapay zeka tarafındaki yapacağın şeyleri biraz ara verip onlara bakabilirsin. Sonra yani eğer yeterli teori sahip olduğunu düşünüyorsan sonra tekrar geri döner ve o bildiğin teoriyi uygulamaya başlayabilirsin. Teşekkürler. Bir soru daha var. Adam Optimizer ve diğerlerinin farkını sormuş ama
Aslında anlattım bunu yayın esnasında. Adaptif momentum dediğim şey işte bu biraz daha hani sanki böyle momentum gibi biraz daha farklı bir matematiksel notasyon değil, ifadesi var. Formülü biraz daha farklı. Daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bunu teknik detayına inmek istiyorsanız dediğim gibi mesela işte bunun gibi kitaplar şöyle kitaplardan buna bakabilirsiniz. Arka tarafındaki matematiği ki bence arka tarafındaki matematiği öğrenmek oldukça önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü artık şöyle bir seviyeye geçti. TensorFlow veya Keras kullanıyorsanız sadece Optimizer bölümünde Adam yazmanız yeterli oluyor. Sizin için o fonksiyonu oturup çalıştırıyor ama bana kalırsa arka taraftaki matematiği bilmek için bu tarz kitapları kullanmak önemli. Bir soru daha. Senin başlarken izlediğin bir metodoloji var mıydı sorusu. Aslında bunları çok kez anlattın kendi bloglarında, kanalında ama burada da ufak bir Çok çok şeyler söylemek ister misin? hani bunu genellikle böyle Twitter hesabından veya işte blogumda falan hani bununla alakalı çok fazla şey paylaşıyorum ama ya şöyle insanlar genellikle özellikle bu alana yeni başlık arkadaşlarının belki en büyük hatalarından bir tanesi hep böyle bir learning pad'leri olsun. Şimdi git şu videoyu izle, sonra git bu kitabı oku, şimdi git bu blog yazısını işte incele, şu testi çöz. Hani böyle section section böyle adımları olsun istiyorlar ama bana kalırsa bunu size veren insan biraz bence şov yapıyordur. Belki bir zamanda ben yapmışsam kendim için bile şöyle bir öz eleştiri yapayım. Doğru bir öğrenme süreci diye ya da bunun kesin bir yolu yok. Üniversiteye gittiğin zaman bile hocalar birbirinden farklı şekillerde öğretiyorlar. Farklı, aynı alanı anlatan farklı kitaplar ilk önce başka bir konuyu birisi önce birisi sonra veriyor. Burada ben her zaman şunu öneriyorum. Siz nasıl öğreniyorsunuz bunu keşfetmeniz lazım. Yani öğrenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmeyi öğrenmek için de kendinizi iyi tanımanız lazım. Ben nasıl öğreniyorum? Aktif bir şekilde çalışarak mı öğreniyorum? Yani direkt ya yani interaktif bir şekilde çalışarak mı öğreniyorum? Kitaptan mı öğreniyorum? Birisi bana anlattığı zaman mı öğreniyorum? Veya işte sağ olun, nasıl öğreniyorum bilmiyorum. Yani ben kendim için biliyorum ama sizin için nasıl olduğunu bilmiyorum. O yüzden ben her zaman şunu öneriyorum. Her şeyi burnunuzu sokun, her taşın altına elinizi çok koyun, işte elinizi çamura bulaştırın ve sizi neyin iyi şekilde öğrettiğini bence keşfedin. İnternette bugün başlasanız, bugün ben herhangi bir alanda başlasam, herhangi bir alanda başlasam ve desem ki baba sen bana bak yemeğimi işte ekmeğimi işte her neyim varsa onları ver ben evde oturup sadece internet üzerindeki bu kaynakları bitireceğim desem ve başka hiçbir iş yapmasam hayatımın sonuna kadar bitiremeyeceğim kaynak şu an internet üzerinde duruyor. Ve o yüzden birisinin size bir learning path çizmesine izin vermeyin. Yani gidin bu alandaki güzel kaynakları, güzel kitapları bitirin ve ben her zaman şu hani kitap konusunu bir Udemy kursuna ve bir Coursera'daki herhangi bir canlı kursa öneriyorum ki benim YouTube kanalım olmasına rağmen arkadaşlar diyorum ki dinlemeden önce gidin bir kitap alın kendinize. Kitap üzerinden çalışın. Çünkü kitapta gerçekten çok kaliteli bir şekilde hazırlanmış bilgiler oluyor. Bununla alakalı işte zaten paylaşımları da yaptım hangi kitaplar iyidir şeklinde. Bana kalırsa bu yöntem oldukça güzel ama kitaplar sizi sıkıyorsa sırf daha iyi diye sıkılmanıza izin vermeyin. Bu çok uzun bir maraton. Motivasyonunuzu kaybetmemek adına ne yapmanız gerekiyorsa sadece onu yapmanız yeterli olduğunu söyleyebilirim. Teşekkürler. YSA'lardaki her bir düğüm perspektron mu diye bir soru var ama. Aynen Pers ya şimdi ya, bu bilmiyorum Kasım soru için teşekkür ederim ama bu bence bu kadar önemli değil. Yani oradaki her bir not make cubit unit diye geçiyor. Perceptron bunun birleşik hali. Eğer daha fazla katmanlı olursa multilayer perceptron ama her bir düğüm perceptron değil. Bu bir katman bir perceptron olduğunu düşünebilirsin ama bu farklı değişiklikleri de var. Yani bu mudur şeklinde belki bir yöntem böyle bir zihinde böyle canlanma çok mantıklı olmayacaktır. Bugün size paylaştım o işte hatırat.çobanov.com'un içerisindeki o kaynakların arasında o bir sinir anı kağıda dökülen kısmında bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Teşekkür ederim sorun için. Bakıyorum başka soru var mı? Bir soru daha var. Machine Learning ve Deep Learning gibi alanlarda uzmanlaşmak için işin teorisini kavrayıp uygulamaya öyle mi geçilmeli yoksa yüzeysel olarak teoriyi kavradıktan sonra uygulamalı olarak mı öğrenmek gerek? Bu da güzel bir soru. Evet, çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bana kalırsa bunları paralel ilerletmek oldukça mantıklı. Ve bunu şu yani paralel ilerletmekten kastım şu bir tane video serisi açıp evinizde sadece o video serisini oturup şu şekilde böyle izleyerek bence yapmayın arkadaşlar bunu. Yani bir şey öğrenin. Sonrasında gidin bir veri seti alın. Sonrasında gidip işte bununla bir çalışma yapın. Kaggle'da takılın. Diğer insanlar neler yapıyor, nasıl yapıyorlar bunlara bakın. Oturun kod yazın.
teoriyle pratiği, yani o gün teorisini ne öğrendiyseniz oturup pratiğini de bence o anda yapmanız gerekiyor. Ve teoriyi yüzeysel almanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi şu: eğer teori tarafında çok yüzeysel kalırsanız, hayatınızın sonuna kadar kopyala yapıştır yapan ve çok aşırı şekilde şanslı olmanızın gerektirdiği bir işte deep learning veya machine learning engineer olacaksınız. Yani bu şu anlama geliyor. Genellikle internetteki veri setleriyle alakalı problemleri çok güzel bir şekilde çözebilirsiniz. Çünkü onlar zaten halihazırda o veri setleri onlar için hazırlanmıştır. Fakat yarın öbür gün kurumsal bir hayatta çalışmaya başladığınızda, gerçek dünyada da sizle çalışmaya başladığınız zaman çok böyle naif bir şekilde veriyi atıp da machine learning modelin benim bu problemi çözsün dediğiniz zaman inanılmaz şekilde şanslı olmanız lazım. Eğer bir modifikasyon yapmıyorsanız ve teori tarafına da hakimiyetiniz yoksa hiçbir koşulda o model başarıya ulaşmayacaktır ve hiçbir şekilde siz de teori bilmediğiniz için o problemi çözemeyeceksiniz. O yüzden bunların ikisini bir arada ilerletmeniz gerektiğini söyleyebilirim şimdi. Teşekkürler. Son olarak bir soru daha alalım. Başka soru göremedim ben ama GAN hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Bu da aslında cumartesi günü konuşacağımız konuların arasında. Bence o gün konuşursak biraz daha iyi olur. Hatta böyle deepfake'ten falan da bahsedebiliriz genleri konuşurken. YouTube'da bununla alakalı teorisini anlatmadım ama YouTube'da deepfake'in nasıl yapıldığı ile alakalı da böyle 3 videolu bir serim var. Oraya da bakabilirsin. Genler hakkında eğer vaktimiz yetişirse o gün böyle ufak bir deepfake vuruşu yaparız. Orada da böyle biraz onlardan bahsederiz. Bu arada bu kitabın ana yazarlarından bir tanesi, gen teknolojisini çok önemli bir seviyeye çıkaran, hatta yanlış hatırlamıyorsam belki keşiflerinden bir tanesi Ian Goodfellow. O yüzden bu kitabı alırsanız da bununla alakalı inanılmaz güzel bilgileri de bu kitaptan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Çekişmeli Ağlar diye geçiyor. Türkçe'ye de çevirmişler. Yanlış hatırlamıyorsam. Soru alalım mı? Daha bir iki soru daha geldi. Arkadaşın sorusu varsa alalım, sonrasında çıkış yapalım. Tamamdır. O zaman son iki soruyu alalım. Veri setleri konusunda herhangi bir tavsiyeniz var mı? Kaliteli veri setlerine nereden erişebiliriz gibi bir soru var. Kaggle ve Google, yani bunu çok hızlı bir şekilde cevap verelim. Aslında bu yani cumartesi günü yaparken de arkadaşlardan da öyle beklentim o. Genellikle mesela Google'dan çok hızlı bulabileceğiniz soruları burada böyle vakit kaybetmeyin. Çünkü yani Google'da yazınca çıkıyor. Bunun çok bir anlamı yok. Eğer mesela böyle de gerçekten güzel spesifik sorunuz varsa onları cevaplamak iyi olacaktır. O zaman son olarak da Dropout'ta eşik değerinin altındakiler mi sönüyor, üstündekiler mi diye bir soru gelmiş. Bu da Sanırım az kapatıyoruz. önce sunuma yönelik sorulmuştu. Dropout'ta mesela %0 gidersen oradaki nöronlardan işte salım, eğer o katmanda 10 tane nöron varsa ikisi kapanıyor tamamen. Random bir şekilde. O O halde soruları zaman... ben herkese katıldığı için çok teşekkür ederim. Umarım cumartesi gününde çok eğlenceli bir sunum olacak. Şimdiden kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar. Herkese iyi akşamlar.